Merhaba değerli arkadaşlarım. Coğrafya tekrar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez karşımızda ÖSYM'nin sormaktan çok büyük keyif aldığı bir konu var. Nedir o konunun adı? Karstik şekiller. Peki biz ne yapacağız? Biz önce karstik arazinin ne olduğunu tanımlayacağız. Akabinde bu tür arazilerde yaygın olarak görülen yer şekillerini inceleyeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Öncelikle kalkerli arazilere biz karstik arazi ya da karst topografyası adını veriyoruz. Tekrarlar mısınız lütfen? Kalkerli arazilere biz ne diyormuşuz? Karstik arazi ya da karst topografyası adını veriyormuşuz. Peki hemen soruyorum, diyorum ki bu kalkerli karstik arazilerin özelliği nedir? Kardeşim, bu tür araziler kireçlidir. Biliyorsunuz kireç suyu görünce ne olur? Hemen erir ve bu erime olayına biz fiziksel değil kimyasal çözülme adını veririz. Şimdi daha artistik bir cümle kurmaya çalışacağım, takip et. Diyorum ki kalkerli ve karstik araziler kireçli bir yapıya sahip oldukları için buralarda kimyasal çözülme fazladır. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Peki bu kalkerli karstik arazilerin ülkemizdeki dağılımına bakacak olursak, ülkemizde bu tür arazilerin en fazla olduğu bölgemiz neresidir? Elbette ki Akdeniz bölgesidir. Peki Akdeniz bölgesinin hangi bölümü? Adana mı, Antalya mı? Tabii ki Antalya bölümü. Bakın arkadaşlar, eleman ne yapar biliyor musunuz? Sınavda gözünüzün önüne bir harita koyar, belli yerleri numaralandırır ve sorar. Numaralandırılmış yerlerden hangisinde kalkerli karstik araziler daha yaygındır? Sen de dersin ki tabii ki Akdeniz bölgesi. Fakat haritaya baktığında Akdeniz bölgesinde iki tane numara olduğu görürsün. Bu numaralardan birisi Adana, diğeri ise Antalya bölümünde. Cevabın ne olacakmış? Antalya olacakmış. Antalya bölümü kalkerli karstik arazilerden, Adana bölümü ise Çukurova, Silifke ovaları gibi ovalar aklınıza gelsin. Delta ovalarından oluşur. Tamam mıyız? Peki Antalya bölümünün hangi yöresi? Teke Taşeli yöresi. Yani Isparta, Burdur, Antalya'nın olduğu yerler. Bu arada siz Teke Taşeli'yi bir yerden tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Biz bunları platoları anlatırken saymıştık. Teke ve Taşeli platoları oluşum türü bakımından ne tür platolardı? Bunlar karstik platolarda arkadaşlar. Peki bu kalkerli karstik arazilerin yaygın olduğu yerlerin genel özellikleri nelerdir? Bunu da konuşalım. Her şeyden önce bu tür araziler nasıldı? Kireçliydi. Suyu görünce hemen eriyor ve kimyasal çözülmeye uğruyorlardı. Bu tamam. Aynı şekilde kalkerli karstik araziler çatlaklı ve geçirimli bir yapıya sahiptirler. Şimdi dikkat ediniz. Madem ki arazi çatlak ve geçirimli bir yapıya sahip, o halde soruyorum sana. Buralarda yüzey suları fazla olur mu? Hayır, olmaz. Neden? Çünkü yüzey suları bu çatlaklardan yerin altına sızar. Peki yer altına sızınca ne olur? Yeraltı sularının oranı artar. O yüzden diyoruz ki bu tür araziler yüzey suları bakımından fakir ama yeraltı suları bakımından zengindir. Bu arada bu kalkerli karstik arazilerdeki yeraltı sularına biz karstik kaynak ya da diğer adıyla Vokluz adını veriyoruz. Bunun detayına bir sonraki dersimizde geçeceğiz. Şimdi arazi nasıldı? Arazi kireçliydi. Arkadaşlar, kireç bitkinin hiç sevmediği bir şeydir. Dolayısıyla bu tür kalkerli karstik araziler tarım için çok uygun değildir. Tarım için çok elverişli olmadıkları için yerleşme de fazla yok. Yani Türkiye'de nüfusun en tenha olduğu yerler arasındadır diyebiliriz. Tamam mıyız? Devam ediyorum. Peki bu kalkerli arazilerdeki toprak yapısı nedir? Toprak yapısı kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan kırmızı renkli nedir? Terrarossa. Peki bu terrarossanın üzerinde yetişen bitki nedir? Maki. Bu makiyi yiyen hayvan nedir? Kıl keçisi şeklinde zincirleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu karstik arazilerde yeraltı ve yerüstü sularının etkisiyle ortaya çıkan bir takım şekiller var. Ve biz bu şekilleri kaça ayırıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Nedir onlar? Bunlar aşınım şekilleri, birikim şekilleri. Biz önce neyle başlıyoruz? Aşınım şekilleriyle başlıyoruz. Bana yardım edin lütfen. Arazi nasıldı? Arazi kireçliydi. Suyu görünce ne oluyordu? Hemen eriyordu. Arazi eriyince yüzeyde böyle küçüklü büyüklü bir takım çukurluklar, oyuklar meydana geliyor. İşte bu çukurluklar büyüklüklerine göre farklı isim alıyor. En küçüklerine lapya diyoruz arkadaşlar. Hemen soruya dönüştürüyorum. Diyorum ki en küçük karstik aşınım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız lapyadır. Şimdi ne olacak? Lapya büyüyecek ve isim değiştirecek. Lapya büyüdü, adı ne oldu? Dolin. Dolin büyüdü, adı ne oldu? Uvala oldu. Peki uvala büyüyünce ne olacak? Polye olacak. Polyenin altını çiziyoruz arkadaşlar. Polye en büyük karstik aşınım şeklidir. Aynı zamanda polyeler birer karstik ovadır. Üzerinde tarım yapılabilir. Bakın, bunu da soruya dönüştürebiliriz. Eleman der ki aşağıdaki karstik aşınım şekillerinden hangisi tarım ve yerleşme için daha uygundur? Lapya demezsiniz. Dolin, uvala demezsiniz. Cevabınız ne olacak? Polye olacak. Arkadaşlarım, dedim ya, polyeler aynı zamanda birer karstik ovadır. O halde bizim burada karstik ovalarımızı da saymamız gerekir. 5 tane ovadan bahsedeceğim. Onu da şifreledik arkadaşlar. Ne diye? Takke diye. Bunlar karstik ovalarının isimlerinin baş harfi. Sayalım o zaman. Nedir bunlar? Tefenli Acıpayam, Korkuteli Kestel Elmalı. Tefenli Acıpayam, Korkuteli Kestel Elmalı. Bunlar Isparta, Antalya, Burdur civarında bulunan ovalar. Ne tür ovalar?
karstik ovalar. Bunlara göl ova da denir arkadaşlar. Peki bunun dışında başka aşınım şekilleri yok mu? Var. Örneğin kalkerli karstik arazilerdeki yeraltı boşluklarına biz ne diyoruz? Mağara diyoruz. Tabi bu mağaralardan bazıları tarihi ve turizm açısından önemli. Özellikle de Antalya'daki Karayın Mağarası'nı bilmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü Karayın Mağarası Paleozoik dönemden kalma bir takım kalıntıları bünyesinde barındırıyor. Ha bunun dışında Isparta'da Zindan, Burdur'da İnsuyu, Alanya'da Damlataş Dim Mağaraları var. Ama sen Karayın'ı mutlaka bil. Bu mağaraların tavanlarının çökmesi sonucunda oluşan derin kuyulara biz obruk adını veriyoruz. Buna da en güzel örnek Mersin'deki cennet cehennem obruklarıdır. Bir de yüzeyde akan suların yer altına sızıp kaybolduğu kısım var. Ona da ne diyoruz? Düden ya da kör vadi diyoruz arkadaşlar. Aşınım şekillerini bir kez daha sayalım. Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Obruk, Düden. Söyler misin? Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Obruk, Düden. Daha hızlı. Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Obruk, Düden. Ezberletmeye çalışıyorum. Neden? Bunları ezberleyince belki de hayatın değişecek kardeşim. Sınav. Böyle bir şey işte. Aşınım şekilleri bitti. Sıra geldi birikim şekillerine. Birikim şekilleri kaç tane? 4 tane. Biz ne demiştik? 4 tane ise bir şey. 5.yi koy ne olur? Soru olur. Şimdi bunları biliyorsunuz zaten. Mağaraların içinde oluşan şekiller. Şu sarkanlara ne diyoruz? Sarkıt. Dik olanlara dikit. Sarkıtla dikit birleşince ne oluyor? Sütun oluyor. Peki biz burada neyin altını çizeceğiz? Biz burada travertenin altını çizeceğiz. Peki neden? Çünkü turizm değeri taşıyor. Bu basamaklı parlak yüzeylerden bahsediyorum. Belki de dünyada en güzel örnekleri bizde. Peki nerede? Denizli, Pamukkale'de arkadaşlar. Sarkıt, dikit, sütun, traverten. Şimdi arkadaşlar son kez bu şekillerin hepsini bir solukta saymaya çalışalım. Önce aşınım şekilleri, sonra birikim şekilleri. Amcaoğlu, dayıoğlu der gibi. Aşınım şekilleriyle başlıyorum. Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Obruk, Düden. Sarkıt, dikit, sütun, traverten. Söyle bakayım. Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Obruk, Düden. Sarkıt, dikit, sütun, traverten.